futbolcular arkadaşlarımız var burada. Tekrar var. Doğal. Otu yatırmakta da olmuyor zaten. Eskişehir'e nasıl gideceğiz? Eskişehir'e yat treni gideceğiz. Ben Şimdi bu da Ayşe kadın, bu da Ayşe kadın. İçi beyaz olan, dediğinizden yok galiba. Onun mu abla? Ondan. Ya özel olanı. 3 tane oğlum da gitti. Yema Vakfı olarak Salli Belediyesi'nin destekleriyle ikinci yerel tohum takas şenliğini düzenliyoruz. İzmir ve Manisa'dan, Salli'den, çevre il belediyelerden konuklarımız geldiler. Bizim amacımız yerel tohumu korumak ve geliştirmek. Biz hibrit ve biyodolu tohumlara karşılıyız. Yerel tohuma destek veriyoruz. On binlerce tohum takası yapılacak. Takas yapılanlar da halkımıza dağıtılacak takastan sonra. Yerli domates, biber, patlıcan, fasulye, karnabahar, yaklaşık biz Yema Vakfı olarak 70 çeşit yerel tohum dağıtıyoruz. Yema Vakfı olarak biz şu anda 3000 paket dağıtacağız Yema Vakfı olarak. Burada 10 binlerce tohum dağıtılacak ve geliştirilmesi bir şekilde halkımızın yerel tohuma sahip çıkması. Dolayısıyla tarım bizim sahilimiz için önemli, ülkemiz için tarım hayvancılık önemli. Buradaki tohum etkinliği de takas etkinliği çok çok önemli. İnşallah atalarımızdan kalan o domatesin, patlıcanın, biberin çekirdeklerini gerçek anlamda buluruz. İsrail'in ülkemize sokmaya çalıştığı bu genleriyle oynanmış tohumları, yiyecekleri bir daha yememe gibi bir durumla toplumumuzu karşı karşıya bırakırız. Yema Vakfı'nın organize ettiği yerli tohum takas şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Her bölgesi dört mevsime ayrı güzellikte yaşayan ülkemizin yerli tohum konusunda da çok büyük imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. Yema Vakfı gerek ilçe içerisindeki faaliyetleriyle, gerekse çevre il ve ilçelerde ve Türkiye'nin dört bir yanında yapılan şenliklere katılma noktasında büyük bir çaba gayret sarf ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Önemli olan tohumların, yerli tohumların yok olmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl kendimiz fide yetiştirdik. Domates, işte çeşitli börülce, bamya fideleri yetiştirdik. Onları dağıtacağız. Hibrit tohumlardan bir dahaki yıla ürün alamıyorsunuz, tohum alamıyorsunuz. Ama yerel tohumdan yani çokça yıllar tohum üretebiliyorsunuz. Ve genetiği bozulmamış en azından tohumlardan dengeli beslenmeye çalışıyorsunuz. O amaçla geldim. Yaklaşık 45 çeşit tohumla buraya geldim. Amacımız atı tohumlarımızın Türkiye'nin her bölgesine ulaştırmak. Sen suç ağlar